Adım Adım Sağlığın bu bölümünde de sağlıklı dişlere ve güzel bir gülüşe sahip olmanın sırlarını konuşacağız. Şüphesiz ki dişlere iyi bakmak çok önemli ama aynı zamanda yeni yöntemler de beyaz dişlere ulaşmayı bir hayli kolaylaştırıyor. Dişlerle ilgili merak edilen birçok konuyu diş hekimi, protez uzmanı Çağdaş Kışlıoğlu'yla konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz Çağdaş Bey. Hoş geldiniz. Gülüş tasarımı son dönemlerde çok moda. Doğru. Çok da gündemde ve kişinin estetiği açısından da önemli bir nokta. Kesinlikle. Nasıl tasarlanıyor gülüşler? Bence en güzel makyaj kişinin kendi gülüşü. Kişi güzel gülsün, onun dili de yok biliyorsunuz. Her dilde gülüş aynı. Ama bazı insanlar var ki rahat gülemiyorlar. Güldüğü zaman çekincesi oluyor, dişlerinde ağzını kapatarak gülüyor. Kişide çekimsellik oluyor. Böyle kişilerde gülüş tasarımı ağır basıyor tabii ki. Ama unutmamamız gereken konu şu. Dişin 3 fonksiyonu var. Bunlardan en önemlisi dişimiz sağlıklı olacak. Sağlıklı bir altyapısı olacak. Rahat çiğneyeceğiz. İltihap olmayacak az da. Bu birinci fonksiyonu. Çünkü diş sindirimin başlangıcıdır. Bizim mide hastalıklarının belirtisinde bize yardımcı olur gibi. Sindirimin başlangıcı. İkinci konu ne? Konuşmaya yardımcı olur dişler. Dişinde eksiklik olanlar veya problem olanlar güzel konuşamaz. Bu ikinci konu bu. Üçüncü konu da estetik. Estetik, fonksiyon, fonasyon bunlar ayrılmaz üçlü. Gülüş tasarımı yaparken de bunları göz önünde bulunduruyoruz. Ve ne dediniz? Estetik. Estetik olan nedir? Bazı kişiye göre daha beyazdır, bazısına göre daha doğaldır. Bence estetik olan şu, gerçek diş gibi görünen bence estetik. Baktığı zaman dişe yapıldığı belli olmayacak. Herkes diyecek ki ne kadar güzel dişlerim var. Ancak yapıldığı belli olmayacak. Bence estetik olan bu. Bizler de bunu yaparken hep uğraşıyoruz. Özel malzemeler kullanıyoruz. Katmanlar giriyoruz. Yüzey karakterini ona göre ayarlıyoruz. Rengini de gömlek beyazı değil. Farklı farklı renkler. Kesici kenarda şeffaflıklar gibi gülüş tasarımı böyle tasarlıyoruz. Ve kişiye özel tasarım. Her zaman. O konuyu birazdan daha da açmak isterim ama şimdi laminalar bu gülüş tasarımında sanıyorum ön plana çıkan aktörlerden bir tanesi. Ama şöyle bir soru da geliyor herkesin aklına. Ben laminayı bir şekilde yaptırdım ama acaba hemen kırılır mı, ömrü ne kadardır gibi düşüncelere kapılanlar da olabiliyor. Öncelikle şunu belirteyim, doğru haklısınız. Bu sorular akla geliyor. Lamine nedir? Lamine şu, dişlerimiz kendimizinse, dişlerde aralık olabilir, çapraşıklık olabilir veya zamanla kısalmış olabilir. Rengini değiştirmek istiyor olabiliriz veya konuşurken gülerken görünmüyor olabilir dişlerimiz. Bu çok görünmeyen kişiler çok var. Dişin ön yüzeyine yapışan ince yapakçıklar bunlar, porselen yapakçıklar. Çoğu vakada artık o kadar ilerledi ki teknoloji, dişi hiç aşındırmıyoruz. Yüzeyi temizliyoruz, o halin ölçülerini alıp önüne bizim seçtiğimiz renkte ve formda laminalar yapıştırıyor. Bu sayede aşınma olmuyor mu peki? Yeni teknikler öyle. Neredeyse hiç aşındırmıyorsun. Hatta hiç dokunmadan yaptığımız birçok vaka da var duruma göre. Yani eğer ilave edeceksek aşındırmıyorsun. Fırlaksa geri alacaksan ya ortodonti yapıp aşındırmıyoruz ya da bir miktar aşındırıyoruz gibi. Bu teknikler sayesinde dişin ön yüzüne yapıştığı için aşağı yukarı 10 sene ömrü var ve diş kadar dayanıklı. Dişi kıran her şey bunu da kırabilir. Ama ne diyoruz? Rahat rahat elma ısırabilecekler mi? Elmayı ısırabilirsiniz, hamburger dürüm yiyebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Ama gidip de bir şey açmaya kalkarsak, şişe falan açmaya kalkarsak kırılır. Anahtar kelime şu, dişi kıran her şeyi lamineyi de kırabilir. Düzgün yapılan bir lamineyi kırmak çok zordur. Bu şekilde, düşürmek de zordur. Dişe yapışır ve dişin bir parçası olur. Hep gömlek beyazı yapmıyoruz. Evet. Sonuçta tüm dişlere aynı anda tedavi değil, bazen kısmi tedaviler yapabiliriz. Yapabiliyorsunuz. Doğru. Peki bu renk uyumunu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi şöyle, diş hekimliğinde sanatını o zaman konuşturuyorsun. Hı. Mesela önde bir tane diş yapacaksınız. Önde bir tane diş yapmak bizdeki en zor iştir. Gidip diğer dişin fotoğraflarını çekiyoruz, videolarını çekiyoruz. Sonra onun renk haritasını çıkartıyorsun. Bir dişte maalesef tek renk yok. 4-5 evet. tane renk var. Bunları ayarladıktan sonra tek 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 porselen tozlarını karıştırarak aşama aşama ilave ederek rengi tutturuyoruz. Yani illa bazı insanlar şunda yanılgıya düşüyor. Bazen bir tane diş yapıyorsun, sanki gülüş tasarımı yapmış gibi oluyor. Bazı vakalarda da bütün ağzı yapıyorsun. O yüzden hep şunu söylüyorum. Gülüşünüzden memnun olmayabilirsiniz. Dişlerinizden memnun olmayabilirsiniz. Ama gidip çare aramak lazım. Acaba ne gerekiyor diye.
Bazen bakıyorsun, iki üç dişe yapıyorsun, sanki bütün ağzını yaptırmış gibi oluyor kişi. O yüzden bunlarda renk uyumunu sağlamak zor. Hekim bir heykeltıraş gibi, bir sanatçı gibi ağızda boyayarak rengi tutturuyor. Ağızda rengi boyuyorsun, fırına koyuyorsun. Bir daha boyuyorsun, bir daha fırına koyuyorsun. Diş sertleşiyor, ondan sonra yapıştırılıyor. Hekimin maharetine kalıyor yani. Doğru. Burada ne kadar doğal olacağı, aslında ne kadar doğal rengine yakın, evet, olacağı. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Diş beyazlatma da aslında lamina deyince diş beyazlatma da geldi benim aklıma. Diş beyazlatmayı da çok fazla görüyoruz ve aslında herkes de yapmaya başladı. Bu da doğru mu? Burayı da bir sorgulamak gerekiyor elbette ama. Diş beyazlatma dişe zarar verir mi? Belli bir hassasiyet oluyor bildiğim kadarıyla, birkaç gün en azından. Şimdi şöyle, dediğiniz gibi son dönemlerde bütün her yerde bembeyaz diş ittiriliyor. Reklamlarda ondan sarı diş olanlar rica ediyorlar diş hekimlerine, ne yapalım diye. En basit çaresi diş beyazlatmadır. Diş beyazlatmada bazı vakalarda dişlerde çatlaklar varsa hassasiyet görülüyor. Eğer düzgün bir ajan kullanırsa zarar vermez. Ancak hassasiyet görülebilir bazı vakalarda. Hekiminin seçici davranması lazım. Bazı dişler var ki beyazlamaz. Ama diş beyazlatma en kolay estetik tedavidir. Dişler güzelse dişi beyazlatıyorsun. Dişler güzel değil veya alt çene güzel, üstler güzel değil, altları beyazlatıp üstlere lamineler yapıyoruz. Kişinin ağzında hiç diş yok veya diş eksikleri var. Bunlar çok komplike konular. İsterseniz gelin bunlarda yenilikleri konuşalım. Merak ederseniz. Çok güzel olur. Yetmez olur muyuz? Sizi dinliyoruz. Diyelim ki kişinin ağzında diş yok. Çok vaka var böyle diş olmayan ve çok gençlerde de görüyorum bunu. Yani yaşı 35 olup 40 olup ağzında hiç diş olmayan bireyler var. Düşünün ki bunlar yemek yiyemiyorlar, sindirim sağlayamıyorlar, günlük hayata çıkamıyorlar insanlara karşı. Böyle vakalarda çok özel teknikler var. Dikişsiz, lazer destekli implant cerrahisi diye. O konuya değinmek ben de istiyorum. Çünkü lazer estetiğin olmazsa olmazı. Evet. Hem cilt estetiğinin, evet, hem diş estetiğinin. Hani lazer teknolojilerindeki özellikle son 5 yıldaki çok hızlı bir gelişmeler var ve hekimin de kullanım kolaylığı ve, doğru, hastalarına çok daha büyük katkılar sağlıyorlar. Doğru. O konuyu bize biraz açarsanız çok seviniriz. Şimdi konu şöyle, öncelikle kişide çok detaylı planlama yapıyoruz öncesinde. 3 boyutlu tomografiler çekiliyor. Tomografi neticesinde bilgisayarda implantları yerleştiriyoruz. Bilgisayarda yerleştirilen implantların üzerine bir rehber hazırlanıyor. Bu rehber kişi geldikten sonra ağza yerleştiriliyor. Ağza yerleştirdikten sonra ben önceden biliyorum ki açılarım nasıl, implantlarım nereye koyulacak, kaç milim çapında koyulacak. Hepsini önceden dersimize çalışmış oluyoruz. Kişi geldiği zaman bu rehber ağza yerleştiriliyor. Ondan sonra lazerle implantın yuvalarının delikleri açılıyor. İlk kısmı yumuşak dokudan rehber geçiliyor. Rehber diye kastettiğiniz bir kalıp mıdır acaba bizim kalıp daha gibi anlayabileceğimiz şekilde? Kalıp denilebilir, doğru. Kalıp tam oturuyor ve implantların geleceği yerleri belirliyor. Aynı zamanda implantların açılarını belirliyor. Gönül istiyor ki mesela 6 tane implant koyacağız. Biri sağa baksa, biri sola baksa üzerine diş yapamazsın. Veya buraya koyacağımıza buraya koysak yine üzerine güzel diş yapamazsın. Önceden bunu planladığın zaman kalıbı ağza koyuyoruz ve tek tek implantların nereye geleceği, ne yapacağı belli. Lazerle delikleri açıyoruz. İmplantları, sonra implantı kendi freziyle yuvasını hazırlayıp implantları aynı seansta koyuyoruz. Bu sayede neredeyse kansız oluyor. Herhangi bir dikiş gerekmiyor. Hatta bilgisayar destekli daha önceden dişleri de planlıyoruz. Üzerine geçici dişi hemen takabiliyoruz. Yani farz edin kişide diş yok. Sabah diş hekiminin kliniğine girip öğleden sonra ameliyatsız, kesisiz, dikişsiz dişlerle çıkabiliyor. İmplantla çıkabiliyor. Çok güzel bir şey. Güzel bir teknoloji. Kulağa çok güzel ve hoş geliyor. Kulağa hoş geliyor gerçekten. Ve kulağa geldiği kadar hoş. Şunu güzel sormak bittik istiyorum. Şimdi evet, sabah geliyor, öğleden sonra o geçici işleriyle çıkıyor. Ne kadar bir süre? Vakaya göre değişiyor. Vakaya göre değişiyor ama aşağı yukarı 2 ay kullandırıyoruz. 2 ay kullandırdıktan sonra da gerçek dişlerini yapıyoruz kişinin. Peki o gerçek dişler için bir süre sınırı var mıdır? Mesela kişinin dişi çekilmiş, diş kaybı olmuş ama çok uzun yıllar geçmiş aradan. Evet. Örneğin 10 yıl. Evet. 10 yıl sonra da implant yaptırması mümkün olabilir mi? Yoksa artık orası için başka bir çözüm mü bulması gerekir? Şöyle, kişinin kemiğine bakıyorsun, kemiğini inceliyorsun. O yüzden dedim ya önceden planlamak çok önemli diye. Bakıyorsun kemik yeterliyse yapıyorsun. Kemik yetersizse o zaman kemik destekleri gerekiyor. Kemik desteği alıp ya vücudun başka yerinden alıyorsun ya hazır satılan kemikler var, onları alıp vücutta uygulayabiliyorsun. Yani imkansız değil, yapılabilir. Biraz İmkansız zor vakalar var, olur, çok ama zor vakalar var ama neredeyse bütün vakalar imkanlı hale geldi, neredeyse.
O şekilde. Estetikte kullanılan bir diğer uygulama PRP. İlk çıktığında ortopediden sonra diş hekimlerinden sonra da ciltle ilgili şeylere geldi. PRP doğru. Sizin tedavilerinizde yeri nedir? PRP'yi bizler kullanıyoruz. Bazen kemik kaybolduğu durumlarda. Evet. Kemik tozu koyuyoruz. Ondan sonra PRP yapıyoruz ki orada doku iyileşmesi daha çabuk olsun. Buna plazma rich protein deniyor. Kişinin kanı alınıyor. Kan alındıktan sonra santrifüj ediliyor. Oradan PRP'yi uyguluyoruz. Kullandığımız vakalar var. Başarılı sonuçlar veriyor. Ama diyorum ya insanlar bunları duyuyorlar. Geliyor ki doktor bey bana PRP yap. Evet. Doktor bey bana şunu yap. En önemli konu ne? Doktorunuzu güvenin diyorum. Gidin. Doktorunuzu güvenin. Bana ne gerekiyor? Ve doktorun size söylediğini yaptırın. Arama motorları tabii ki bize faydalı oluyor. Ama gidip de doktorunuza yol göstermek yerine yardımcı olun. O size yol göstersin. Ve güvenip kendinizi teslim edin diyoruz. Antiparantez şu. Ülkemiz diş hekimleri ve ülkemiz doktorları çok başarılı. Hoşuma gidiyor. Son senelerde yurt dışından birçok insan bize geliyor. Güzel tedavi olmak için. Altını çiziyorum güzel tedavi olmak için. Gidip de Türkiye ucuz öyle bir şey yok. Hakkıyla güzel tedavi olmak için geliyor ne kadar ne mutlu bize. Ne mutlu Türk doktoru olmak. Gerçekten böyle doktorlara sahip olduğumuz için bizler de çok şanslıyız elbette. Bugün hem diş sağlığını, diş eti sağlığını hem de güzel gülüşlere, dişlere nasıl sahip olabiliriz? Yeni yöntemler neler? Örneğin lazer destekli dikişsiz implant cerrahisinden bahsettik. Diş hekimi, protez uzmanı, öğretim üyesi Doktor Çağdaş Kışlıoğlu konuğumuzdu. Bir ara verelim, sonrasında buradayız.